Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin tek kadın televizyonu Woman TV'de bizim saatte birlikteyiz. Ben Nefise Seda Yanık. Herkese güzellikler diliyorum efendim. İşte konuklarım. Evet, sizin de gördüğünüz gibi ilk konuğum sevgili Yağız İzgül. Onu hepimiz gurme olarak tanıyoruz ama bir de enteresan bir hikayesi var kendisinin. Hayal ettiklerine ailesi karşı çıktı zamanında. Okuyup adam ol diyen ailesinin ısrarı üzerine jeofizik mühendisi oldu. Diplomayı aldı ama duvara bile asmadı. Hemen ardından hayal ettiği mesleğinin peşine düştü. Kendi istediği yolda yürüdü. Çıktığı bu yeni yolda herkesin dikkatini çekti. Yaptığı yemeklerle aranan oldu. Girdiği yarışmada adını duyurdu, kendi markasını yarattı. Türkiye'nin aranan gurmesi Yağız İzgül bizimle birlikte. Hoş geldin Yağız programımıza. Koydum diplomayı babamın önüne. Al dedim, mühendis oldum. Oğlum dedi, ben sana mühendis olamazsın demedim ki dedi. Adam olamazsın dedi. Bu bir fıkradır tabii, Evet, biliyorum dedim biliyorum, haliyle. o yüzden kaldım Birazcık öyle. esasında yanlış çalışmışsın dersini. Şöyle, ailem karşı çıkmadı. Evet. Ben biraz onların duygusallıklarına esasında yelkenleri indirdim. Çünkü ben mühendisliği kazandığım zaman babamın bana hiçbir zaman bir dayatması olmamış olmasına rağmen adamın gözleri doldu. O zaman benim başka hayallerim vardı. Ben esasında endüstriyel tasarım sınavlarına girmiştim. Büyük ihtimalle kazanmıştım hatta. Baktım adam ağlamaya başlıyor hüngür hüngür. Çünkü onun öyle bir mühendislik saplantısı var ki, bu hikaye benim 12 yaşıma dayanır. Ben 2 sene erken başlamıştım okula. 12 yaşında soruyorlar, fen mi, matematik mi, edebiyat mı? Daha önünü görmeyen çocuk nereden bilsin? Baba dedim, ne yapayım, fen oku falan. Şimdi öyle saplantılı. Çok Kendi güzel. çok başarılı bir elektrik mühendisidir bu arada. O yüzden yani karşı çıkmak değil hikaye. Ondan sonrasında da hep bana destek olmuştur. Yanlış anlaşılma olmasın buradan. Hatta ilk Evet. restoranımı açtığım zaman finansörüm, her genç erkeğin veya kadınınki gibi finansörüm de babamdı. Evet. Ama her zaman aramızda tatlı tatlı o işin çatışması vardır. Keşke yolunu kesmeseydim veya işte o biraz kendini suçlar, sonra ben biraz üzülürüm falan, pişman Evet. derken. Yani çok iyi bir baba oğlusu her şeye rağmen, her zaman, her türlü. Ne güzel, aile Ve bağları aynı zaten çok önemli. anneyle de öyle. Evet. Çok sevişiriz. Annemle babamla hep arkadaş gibi büyüdük. Arkadaş gibi devam ettik. Ondan sonra O zaman hem onların hem senin gönlün olmuş diyebiliriz sonunda, değil mi? herkes kendi yoluna gitti işte. Evet. Herkesin kendi gönlü oldu bence. Sonuçta birazcık ebeveynlerin çocukların hayatına çok fazla müdahale etmelerini, eğitim ve istekleri doğrultusunda. Şey, bu doğru bulmuyorum. Yani Evet. neysen olsun. Şöyle bir sıkıntısı oldu benim için hayatımda. 4 senelik okulu ben 7 senede bitirdim haliyle. Bir dönemde uzaklaştırma aldım gerçi. Onun da böyle bir sıkıntısı oldu. Ama yani o 7 sene benim hayatımdan giden bir senedir. Ondan sonra koluma taktım mühendislik diploması. Mühendisliğin ne zaman ben gerçekten faydasını gördüm? Hakikaten bu fizik, kimya esasında yemek yaparken, yemeği profesyonelleştirirken, o mesleği profesyonelleştirirken çok çok işime yaradı. Çünkü alaylıyım ben. Yani direkt böyle çok eğitimlerini alıp gelmedim bu işe. Bizim zamanımızda zaten bunu eğitimini alabileceğin çok fazla bir yer yoktu Evet, ama yurt dışına gidiyordu ben mesela genelde senin herkes. 12 ayda öğrenebileceğini, ben o mühendislik bilgilerini de getirirse var 2 ayda öğrendim diyelim ki. Evet. Hani elim de kıvraktı zaten her alanda. O şekilde Alaylıyım derken 5 yaşından beri yemekle alakalı işler yapmak yapıyorum, istiyormuşsun. yapıyorum ama alaylıyım yani. Sonuçta şimdikilere baktığın zaman özellikle işte bakıyorsun, bütün üniversitelerde gastronomi fakülte, güzel sanatlar fakültelerinde gastronomi bölümleri, işte özel kurslar, özel Evet. okullar falan, baya böyle bunlar baya sertifikalar, diplomalar, bilimun belgeleri veriyorlar. İşte bizim zamanımızda bir Bolu Mengen vardı haliyle. Evet. Ben bu işi nereden? Tamamıyla kendi vizyonumu katarak, işte sokak arasında başladı bizimki. Bu şimdinin popüler restoranlarından bir tanesini biz modalıyız. İlk şubesi benim teyzemin yanına açılmıştı. Annem de güzel yemek yapamaz hala daha. Dün de münakaşasını yapıyorduk, şakalaşıyorduk aramızda. Kaçıp kaçıp oraya gidiyordum. Sokak aralarından, mahalle araları oldu, şehirler arası oldu, ülkeler oldu. İşte baktım yani 20 yaşıma geldiğimde, 20-25 yaşıma geldiğimde bayağı benim bir şeyim vardı. Çok ciddi gastronomi koleksiyonum vardı. Oraya gitmiş, orayı yemişsin, Fransa'ya gitmişsin, steak tartar yemişsin, işte uzak doğuya gitmişsin, ilk defa millet bilmezken tempura yemiş falan, pişman. Peki annemin mutfağı iyi değil dedin. Şimdi annenin mutfağının iyi olmaması da seni böyle yemeğe daha bir düşkün hale getirmiş olabilir mi? Bir şeylerin peşine düşmüş Bütün olabilir sebebi misin o zaten canım. Bütün dışarıda? sebebi o. Değil mi? Senelerce bir tavuğa pilava kandırdı kadın. Kıyamam ya.
Peki ilk olarak bir restoran açarak girdin bu mesleğe. İlk deneyimini dinleyebilir miyiz senden? Nasıldı? Nasıl Tabii cesaret çok ettin? iyiydi bence. Zaten kafamda vardı. Çok güzel planlamıştım her şeyleri. Bir tane bir ortağa yatırımcı olarak o Evet. zaman talip olmuştum. Birazcık da bana işi öğretir diye. Sonra bir katakulli bir üçüncü ortaklar çıktı ortaya. Ve çok garip bir sinerji de demeyeyim esasında. Çok eklektik bir yapı oluştu ortalıkta. Bir tarafta ben bu arada ben Beş Göbek İstanbulluyum ama işime geldiğinde Kayseriliyim. Çünkü babaanne tarafım komple de Kayserili. Babam da Kayseri doğumlu. Çok da dürüstüm diyorsun bu konuda. Dede İstanbul ama baba Kayseri'ye denk gelmiş. Şimdi ben ortaya kendimi Kayserili koydum. Bir tarafa Karadenizleri koydum. Bir tarafa da Museviler. Böyle garip bir şey oldu. Eklektik bir ulus devleti olduk. Öyle bir ortaklık yürütemedik yani en sonunda. Bir sene sürdü. Halbuki çok da güzel gidiyordu. İşler de çok iyiydi. Tatlı tatlı ayrılıklarını, Anlaşamadınız, sadece fikir ayrılıklarıydı. Yani ortaklarla kimse yine kavga etmedi. Herkes anlaşamadınız. günün sonunda işte bu işin bu şekilde hayırlısı olacağını Evet. düşünerekten yolları ayırdık. Ondan sonra bir kasap arkadaşla tanıştım. Et tedariği yapıyordu bize. Hasbelkader Türkiye'nin ilk dökme demir mutfak gereçleri, pişirme gereçleri firması olan, ismini veremiyorum tabii, onu kurdum. Evet, tam da onu soracaktım. Şimdi kendi markanı yaratıyorsun ve şöyle söylemişsin. Kendi istediğim yemekleri yapabilmek için ihtiyaç duyduğum demir döküm ürünler Türkiye'de yoktu ve ben kendi markamı yarattım. Aynen. Baktım olacak gibi değil. Çünkü bunlar 3 kilo, 5 kilo bu dökme demir tencereler, tavalar. Bir gün gittik bu arkadaşa. Emre dedim. Yeni bir şeyler yiyeceğiz. Baca çalışmıyor, bozuk. Çıkardı bir tane döküm tava Amerikalardan getirmiş. Emre dedim ben şeyde yemem. Mangal olmazsa, kömür olmazsa yemem. Gel dedi bir bak dedi şöyledir, ısıyı böyle tutar falandır, pişmandır. Hakikaten bir yedik böyle tadı damağımda kaldı. Benim babam da döküm ocakları imalatçısı. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman bütün döküm sektörü bizim müşterimiz zaten. Ver bakayım sen şu tabayı bana dedi. Verdi. Ondan sonra aradan bir hafta geçti. Ben Türkiye'de ilk kez bir döküm demir tavayı kendi ellerimle döktürdüm. Kendi ellerimle menevişlemesini, zımparalamasını, taşçılığı, işçiliğini ben yaptım. Bir hafta sonra al dedim Emre bak dedim sana yaptım bunu da. Hediye ediyorum dedim. Ya gerçekten bu kadar zor mu yemek yaparken bu incelikler? Hani Yemek yaparken mi tavayı işte yaparken mi? tavayı Bende yapar, biraz şey hani tarafı da tava var. demek ki yemeğe de etki ediyor ki hani Ya tavayı da bu olmaz kadar olur mu tabii incelikli bir canım. Koca şekilde bir imalat yani. tasarlamışsın. Tane teknikleri var. Yani Türkiye'de özellikle daha sonra emaye işine girdikten sonra döküm emayeciliği konusunda selam olsun buradan Dünya Seramik Derneği Başkanlığı'nda yapmış olan Ayhan Çavuşoğlu'yla falan çalışmıştık biz öyle söyleyeyim. Çok ince formüller. Benim şöyle bir emaye formülü defteri kitabım vardı mesela. Neyse. Emre dedim al dedim bak hediyem olsun sana bir tane tava yaptım. Aradı ertesi gün sattım onu 10 tane daha getir dedi. Ya dedim hediye satılır mı ne yapıyorsun falan dedi. 10 tane oldu 100 Çok da tane çok güzel. oldu 500 tane. Şimdi Evet. arkadan işte bir 10 sene 15 seneye yakın oldu. Bir sürü taklit bir sürü ucuz saçma sapan şeyimiz taklitçimiz Her vesaireler. zaman Şimdi olur yani ama. övünerek ama kendim beğenerek değil ama övünerek söylüyorum. Çünkü ciddi bir iş kapısı açılmış oldu. Herhalde şu anda bu işten nereden baksan on binlerce adam ekmek yiyordur. Şu anda 4-5 tane çok ciddi imalat yapan, hiçbiri bizim kalitemize ulaşamayacak olsa da firma var. Mutluyum bundan dolayı ama mütevazı da olmak istiyorum. Bu bir kendi beğenmişlik değildir. Sadece ne mutlu bana Güzel bir ki yol açmışsın öyle bir diyelim. kapıyı Bence de evet. güzel olmuş. Bir de şimdi seni ilk olarak Şeflerin Düellosu isimli yarışmada tanıdık. Of acayip. Nasıl karar verdin böyle bir yarışmaya katılmaya? Katılmadım ben orada jüriydim. Yani şey Yani jüri diyorsam olarak böyle jüri nasıl olarak karar çıkmaya verdin? Nasıl çok. geldi teklif? Caner abiye buradan selam olsun. Beni keşfedip televizyon dünyasına kazandıran kendisidir. Caner Erdem. Aradılar. O zamanlar. Kanal adı verebiliyor muyum? O zamanlı Show TV'si. Böyle böyle bir programımız var. Katıldım. Dedim katılmam. Ben bu işi yapmıyorum. Ben 24 saat mutfakta duruyorum. Ben şef değilim. Mutfağın önünde arkasında sana getir bu kadar kitap yazayım ama yok dedim Caner abi falan pişman. Araya adamlar, ricalar, şunlar, bunlar. Mehmet Özer'i biliyorsun. Çok severim. Çok değerli dostumdur, abimdir. O var. Hadi yaz, hadi yaz. Hiç böyle kamera görmemişim daha. Şimdi onu ilk hatırlıyorum. Yani şimdi ilk şu kamerayı gördüğüm zaman böyle bacaklarım titriyordu bundan 5-6 sene evvel. Rica minnet iyi dedim. Hadi okey dedim. Allah aşkına senden bir ricam var dedim. Ne oldu? Şef mef yazma altına. Başka bir şeyiz. Ayıp olmasın yani. Adam sabahın köründe geçeni sanki ben bunu dememişim gibi. Aa Türkiye'nin en büyük şefi filan. Hadi bir de o Çok iyi. saatten sonra. Ama şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta demin doğaya da söylüyordum. Sonuçta 1.000 tane, 2.000 tane, 5.000 tane adam var bu işi yapan. Adam var, kadın var. Kimse kimseden daha iyi değil. Kimse kimseden daha kötü değil. Ama toplumun her konuda olduğu gibi bir takım figürlere ihtiyacı olduğu için mesela onu bakıyorum. Neden Mehmet televizyonda? Neden Arda televizyonda?
Neden Murat Boz Murat Bozok televizyonda? Neden ben öyleyim? İşte bu adamların bir şekilde kendilerine verilen misyonu topluma ihtiyacı olan kesime doğru bir şekilde aktarmak gibi bir yetileri, yetenekleri var ki aralardan sıyrılıp zaten oralarda buluyorlar kendilerini. Burada evet. Önemli olan mizacınızın nasıl olduğu. Yemeği yaparken aynı zamanda ne şekilde aktarabiliyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bunu yaparken işte seyirci sizi kabul ediyor mu, bağrına basıyor mu? Bunların hepsi önemli şeyler. Yoksa ben hiçbir zaman çıkıp Türkiye'nin en iyi şefiyim. Hele hele ki gurme asla o yanlış anlaşılmasın diye bir iddiam olmayacak. Belki birçok bundan çok daha güzeldir, elim çok daha güzel yemek yapıyor ama kimsenin hakkına saygısızlık olmasın. Evet. Figür ayrı bir şey. Hı hı. Mesela benim Instagram hesabımda da TV şef yazar. Cook evet. da değil, cook da değilim. Aşçı da değilim. Mutfaklar yönettim, mutfaklar kurdum ama günün sonunda kimsenin evet. hakkını yemeyelim. Peki tam bunun üzerine çalış. Şöyle bir sorum var sana. Gurme nedir? Tam olarak tanımını senden öğrenebilir miyiz? Gurmenin tanımı diyoruz? Yemek için yaşayan demektir. Evet. Fransızca gourmand kökünden gelmektedir. Gourmand obur demektir, yaşamak için yiyen. Ötekisi yemek için yaşayan. Tam olarak anlamı bu. Evet. Bizde ise herkes gurme. Öyle gurme olunmaz. Evet. Gurmelik hem doğuştan gelen hem sonradan edinilen bin bir türlü deneyimin, tecrübenin harmanlanmasından sonra ortaya gelen bir yetenek diyorum hala da buradan. Haldun Tüzel abime selam olsun. Evet. Mesela Şander Otesörcü'ydü hatta kendisi yanlış hatırlamıyorsam. Yani gurme damağı öyle herkese hani olabilecek bir şey değil. Ama yani bakıyorum hayatımızda son 10-15 senedir gurmeler, gurme marketler, gurme şarküteriler, gurme restoranlar falan. Hay ho gurme diyorum yani. Gurmeyle görmek istemiyorum. Çok özel, önemli bir sıfat yani gurme evet. olmak. Ben de kesinlikle bir gurme olarak tanımlamıyorum kendimi. Hiçbir zaman tanımlamadım. Bir takım yerlerde söylüyorlar. O yüzden o bilgi akışı bir şekilde hatalı olabiliyor. Evet. Şimdi ben senin daha önce yaptığın röportajlara dair bir şeyler okumuştum ama orada mesela işte hangi yemeğin içinde ne olduğunu dozajına kadar anlayan vesaire gibi böyle de öyledir mesela. Bir tanımlama yapmışsın. Çok zor bir şey. Her iyi yemek yapana gurme diyemiyoruz o halde. Sadece damak meselesi, hangi yemekle yanın refakatçisi içecek ne olur falan vesaire bir sürü tarihi yapılışı, her konuda bilgili bu adamlar. Sadece damaklarının gelişmiş olmaları değil söz konusu hikaye. Evet. O yüzden haklarını yemeyelim onların. Doğru, çok haklısın. Peki içecekleri de işin içine katarsak eğer, mesela iyi bir şarabı ayırt edebilen kişiye de gurme diyebiliyor muyuz yoksa sadece yemeklerle mi? Someliyedir esasında şarabın uzmanı. Ama gurmenin de hangi yemekle hangi şarabın uyum sağlayacağını bilmesi çok önemli bir şey tabii ki de. Evet. O da işin içinde olan bir konu. Evet. Şimdi o kısma geliyorum demin bahsettiğim. Eğer içtiğiniz bir çorbanın içindeki tüm malzemeleri algılayabiliyor, içindeki oranları doğru bir şekilde sıralayabiliyor, bir de yanında içilmesi gereken şarabı da önerebiliyorsanız evet o zaman gurmesiniz demektir demişsin. Biraz abartmışım gerçi ama. Öyle mi? Ama öyle yani gerçek bir gurme yapar bunu. Evet. Hani biraz sarımsağı fazla, biraz kimyon. Aa kimyon değil bu, hayır hardal otu. Böyle konuşur bu adamlar aralarında. Yok yok o kişinin hiç toz olmamış da yaprak olmuş da falan da pişman da. Yani biraz fazla teknik girdim ama hakikaten gerçekten o sıfatı alan adamın hikayesi o. Yapıyorlar. Peki Türkiye'de var mı gurme? İşte Haldun abi var. Vedat Milor sanmıyorum. Başka da aklıma gelen, eminim burada aklıma gelmeyen isimler vardır ama toplasan onu geçmez bence sayısı. Evet. Neyse de Haldun abi geliyor aklıma ilk. Bu kadar çok restoran ve yemeğe düşkün bir millet olduğumuz halde aslında gurmelikten pek de bir şey anlamıyoruz demek ki. Sadece kendi zevk aldığımız yemekleri. Bir dakika, herkesin afiyeti kendi damağında. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben de dahil olmak üzere. Bir kere biz Türk'üz arkadaşım, biz kebap milletiyiz yani. Nerede baksan kebabın güzelliği, etin güzelliği. De şimdi şöyle hikayeler ortaya çıkıyor. Aman işte Adana'ya gittim mi şuraya mutlaka git, bilmem Antep'e gittim mi buraya girmem lazım falan. Kardeşim hiç önemli değil. Senin afiyetin dediğim gibi kendi dudağında, sen nerede seviyorsan, nerede beğeniyorsan en güzeli odur. İlla ki bu işi bu kadar gurme olmaya, pazarlamaya, çok incik boncuk deşmeye de gerek yok. Ben mesela bu kadar bu işi yapan insanlar çok şaşırıyorlar. Ben haftanın herhalde 3 günü, 5 günü çok pis besleniyorum, fast food besleniyorum. Hızlı yemek besleniyorum, bayılırım.
burger olsun, pizza olsun, döner olsun, tavuk döner olsun yani en uyduruk diyebilir artık, yanlış mı çıktı ağzımdan bilmiyorum. Yani kimsenin belki böyle yan gözle bakmayacağı yemeklere bayılırım. Evet. İşin inceliğinden mi sıkıldın acaba? Hani o ondan ayrı. O kadar, bundan o, o kadar ayrı. Diye aman Artık hepsini bir kenara atıp. Şu hiç yok. Mesela oturduğum bölgede kendi bir 3 semt üçgenim var. 3 semt üçgenin dışına çıkmam falan söz konusu değil. Tamamen böyle sessiz, sade bir hayat sürüyorum. İşte bilmem Karaköy'de şu dükkan açılmış da bu su çok iyiymiş falan. Artık zerre ilgimi çekmiyor. Ve giden gitsin, deneyimlesin. Benim herhalde bir 20 sene falan böyle lezzet turlarıyla geçti. Ve mesleki deformasyon şu an şeyimi de kaybettim. Hani keyif de alamıyorum artık. İyi bir yemek, kötü bir yemek hiçbir şey fark etmiyor. Eskiden hep anneme böyle yan gözle bakardım yemeğe çok düşkünken. Bir peynir, bir ekmek yerdi. Şimdi bakıyorum annem olmuşum. Hiç böyle gideyim şurada şunu yiyeyim, burada bir Eninde mantıyı falan. sonunda hepimiz demek ki ailelerimize benziyoruz. Ne kadar yol kat edersek edelim, Herhalde değil değil mi? mi? Uçak korkum da sonradan çıktı. Annemle dalga geçerdim yine. Peki şimdi bu kadar yemekle iç içesin. Yemediğin yemekler var mı? Şu anda yok. Ayırt Var, bir dakika, ettiğin. var var. Çok da güzel yaptığımı söylüyorlar bu arada. Niye bilmiyorum. Tamamen psikolojik. Beyin. Yemiyorum. Evet. Onun dışında Onları yemediğim. ben de yemiyorum böyle. Ama onun haricinde evet. Bütün Yok yemeklerle canım. benim de aram iyi. Her şey yeniyordu. Peki yemek yaparken kendini nasıl hissediyorsun? Bir senin için meditasyon mu oluyor? Gerçi şu an şevkimi kaybettim diyorsun eskisine göre ama. Pazarlamak için konuşacaksam öyle. Mesela öyle konuşuyorlar ya, çıkıp sizler de inanıyorsunuz herkes. Ya yemek yaparken bambaşka bir adam oluyorum. Bütün dünyayı unutuyorum. Sadece tezgahtaki malzemeyle böyle bir empati kuruyorum ve o şekilde alakası yok. Tamamıyla vazife. Tamamıyla ne yapsam, ne etsem, nasıl doğru yapsam ve olayı doğru aktarma endişesi. Artık kendim bize... Ha, bazen böyle bir girip coştuğum oluyor. O da ne zaman? Yani danışmanlık verdiğim bir firma, özellikle onlarda böyle kalabalık gruplara yemek yapıyorlar. Ayda bir gün, iki gün onlarla beraber geçiyorum mutfağın başına. Ondan çok keyif alıyorum ki böyle sıkılı sıkılı gidiyorum. Ama ocağın, tezgahın başına geçtikten sonra bir anda işte onunla o sinerjiyle de beraber belki gruplara yemek yapınca oluyor olabilir. Ama hani onun dışında evde yemek bile yapmıyorum şu Instagram'a çektiğim videolar dışında. Evet. Peki danışmanlık yaptığın firmalar dedin. Danışmanlık yaptığın firmalarla neler yapıyorsunuz? Nasıl danışmanlık veriyorsun? Sayısız. Yeni menüler yapıyoruz, yemekler yapıyoruz, organizasyonlar yapıyoruz, ürün çıkarıyoruz, gidiyoruz tesislerini kontrol ediyoruz. Tesislerdeki ürünlere bakılıyor, onların işte gerekirse sosyal medyada belli bir tanıtımı yapılıyor. Sadece şey olarak değil, şeflik olarak, Ar-Ge olarak düşünmeyin. Hatta onu bırakın, seneler senesi reklam verenlik yaptığım için bazen satış ve satışlarına değil ama pazarlamalarına bile müdahale ediyorum ki müdahil olmamı isteyen markalar oluyor. Hatta burada şimdi isim vermekle beraber çalıştığım büyük markalarda da var. Birçoğunun pazarlama süreçlerine bile ufak ufak dahil olmaya başladım. Kendim de yine yeni bir markaya ortak olma peşindeyim bu aralar. Oda Ne üzerine? spreyleri, oda kokuları üzerine. Aa, çok Çünkü güzel. mutfakta da koku önemli bir olaydır biliyorsunuz. Bir arkadaşım da yapıyor uzun zamandır bu işi. Gel dedim ortak devam edelim hani. Birazcık ben de bir şeyler katayım diye. Hani kafa da durmuyor bir taraftan. Evet, sürekli bir iş güç arayış. Neyse, bakacağız. İnşallah başarılı olur o da. Güzel bir Hayırlısı kulağa inşallah. güzel geliyor. İnşallah. Peki et yemeklerini mi daha güzel yaptığını düşünüyorsun yoksa hangi mutfağa daha düşkünsün? Değişiyor artık. Yani bu soru da çok klişe hale aldığı için hepsi benim için hani çok bir şey fark etmiyor. Eskiden bu et kültürünün, steak kültürünün, bonfile kültürünün ilk ortaya çıktığı zamanlarda bu işin öncüsü olan 3-5 kişilik bir zümre vardı. Emre Mermer, Cüneyt Hasan, Defne Koryürek, ben, Yağız İzgül, işte Türkiye'de ilk döküm tavayı yapan. O zamanlarda etin artık hakikaten Cüneyt abiden, Cüneyt abi buradaki en önemli adamdır. Etin Çin dışına çıkarmıyor. Yani o derece hakimdik artık olaya. Şimdi bakıyorum yani o et düşkünlüğü de birazcık yerini yavaş yavaş neye bırak diyeceğim. Yani makarna ve soslarını yaparken oldum olası çok keyif aldım ama bu aralar iyice ona kaymış durumdayım. Makarna hala daha bana keyif veren bir şey yapması. Çünkü makarnanın şekli, şemali, yaptığın sosla uyum sağlaması, efendime söyleyeyim fırında olsun, değişik çektirerek olsun, kızartması olsun. Yani öyle makarnayı yaptım, sosu yaptım değil hikaye. Uzmanlık isteyen. Şimdi ama hiçbir şey çok fark etmiyor yani. Ne iş olsa yaparım. Son olarak şimdi diyelim ki böyle mutfağa ilgi duyan ya da gurme olmak isteyen, kendini yetiştirmek isteyen gençler var, izliyorlar bizi. Nasıl bir yol takip ederlerse doğru Yapmasınlar. noktalarda. Yapmasınlar. İşlerine güçlerine baksınlar. Hiç uğraşmasınlar. Boş versinler.
Hiçbir yol ben öneremeyeceğim buradan. Kendi bildiklerini okusunlar. En nihayetinde kişiyi kişi yapan kendi vizyonu. Burada benden işitecekleri bir iki söz değil. Mesleğe veya hangi meslek olursa olsun. Sadece şeflikten, gastronomiden bahsetmiyorum. Kendi karakterlerinden, kendi ruhlarından katacakları bir iki parça bir şeydir. Onları farklılaştıracak olan. Bunun da anahtarı sadece kanaat önderlerini takip etmek değil. Kendilerinden de ne katabileceklerini araştırıp mümkün olan en iyi şekilde imzalarını atmalarıdır. Bana affedersiniz düşer. Anlıyorum. Boşluğu doldurdular herhalde. Peki Yağız, çok teşekkür ederiz programımıza geldiğin için. Çok mersi, hayırlı uğurlu olsun tekrar. Çok teşekkürler, ayağına sağlık. Evet sevgili izleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik ama birazdan hem avukat hem DJ, çok ilginç bir konuğum daha var, bir yere ayrılmayın.